Bazı e, milletvekillerinin HDP'li e, İmralı'ya Öcalan'la görüşmeye gitmek için başvurduğu gibi bir bilgi geldi. Bilmiyorum kesin mi? Şimdi orada bir hazırlıklar var. E, Erdoğan şimdi öyle tuhaf cümleler kurdu ki hem e, Kürtlere sahip çıktı gibi ama Kürtlerin ezici çoğunluğunun e, oy verdiği HDP'ye Diyarbakır'da hem de belediye başkanı cezaevinde Selçuk Mızraklı e, öyle bir çemkirdi ki Kürtleri dedi sömürüyorlar dedi. Döndü Selahattin Demirtaş Kürt değil ki dedi vesaire. Şimdi kafalar karışık ne yöne çeksen gidiyor. Oradan başlayalım. Ne, nasıl okuyorsunuz? Evet yani başta da söylediğim gibi AK Parti'nin e, Olmazsa olmaz bir gereksinimi var. Yani o da Kürt seçmenin oyunu bir kısmını alabilmek. Bu hem karşıdaki e, altılı masanın oylarını bir miktar erimesi ve kendi tarafına geçmesi demek olacaktır ki e, iki misli oy almış sayılacaktır. Bu açıdan çok çok önemli. Hem de Amerika ile olan ilişkilerinin düzelmesinde ve yeniden düzenlenmesinde önemlidir. Onun için sizin söylediğiniz konuşmanızda işte açılım süreci süreç açılım falan demeden acaba bu olur mu diye düşündüğünüzde ben de mi sorusunu eklemiştim. İşte burada bir sorun var. Buradaki sorun. Bugüne kadar AKP iktidarı tarafından atılan Rusya yanlısı adımların getirdiği geri dönüşü olanaksız sonuçlardır. Birisi yani... S-400'ler, hmm. öbürü Rusya'nın Rusya Ukrayna Savaşı'nda neredeyse Rusya için ablukayı ortadan kaldıran Türkiye politikası, bütün bunlar düşünüldüğü takdirde AK Parti'nin o konuda da çok başarısız olacağını gösterecek. Ama yani e, hani ne demişti Atalar Üsküdar'a geçti demişti hatırlayın. Bu öyle ee, değil ama bu at böyle hemen bir olarak... kadar. kadar Üsküdar'a kadar gerçi Üsküdar'da durumlar çok parlak değil az önce gördük de. Yani ben bunu bir adım atayım da sonra biz bir köprüyü geçelim de olmaz mı? Ha, onun yerine şunu yapmaya çalışıyor bence. E, HDP içerisinde karmaşa çıkartmak, HDP içerisinde Öcalan'la e, Selahattin Demir Demirtaş arasında karmaşa çıkartmak, e, HDP içerisinde e, çeşitli… Yani altılı masa gibi HDP'yi de bölmek aynen istiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Onun çalışmasını yapıyor. Bu nedenle de bakın Amerika karşıtı olmak… HDP içerisinde operasyon yapılmasını da engeller. Kolay operasyon da yapamaz HDP içerisinde. Çünkü bakın Selahattin Demirtaş bana göre bu HDP politikaları içerisinde en olumlu ve barışa yönelik en içerikli paylaşımları yapan bir liderdir. O nedenle Selahattin Demirtaş'ın HDP üzerinde etkisini kırmak, yok etmek isteyecektir AKP. Selahattin Demirtaş neden tutukludur bugüne kadar? İşte bu yüzden tutukludur. Selahattin Demirtaş AKP için büyük bir tehlikedir. Eğer barışçıl bir HDP yaratılması konusunda Selahattin Demirtaş dışarıda olsa ve öncülük yapmış olsaydı AKP buraya kadar da gelemeyecekti. Bunu da bilincindeler. Hı -hı. Ee, biraz daha geri gidelim. Diyarbakır Baro Başkanı neden öldürüldü? Tahir Elçi. Evet neden öldürüldü? Hı -hı. Tahir Elçi hakikaten AKP'nin en barışçıl kişilerinden birisiydi. Neden bu barışı savunanlar öldürülüyor? Hep bunu sorgulamak lazım. Ee, o açıdan ben AK Parti'nin e, iki bilinmeyenli denklem içerisinde olduğunu sanmıyorum. Tam tersine çok bilinmeyenli bir denklem içerisinde ve futbol sahalarında konuk takımlara e, söylenen bir söz vardır. Buradan çıkış yok diye. No way out. İşte. AKP buradan çıkış yok söyleminin arasına sıkışmış durumda. Şimdi tabii bir de yani bir yandan e, Z kuşağına Z kuşağındaki genç kadınlara, şehirli kadınlara çünkü Erdoğan'ın masasına giden her araştırma e, 2015'ten bu yana yani 7 Haziran'da seçimleri kaybet yani Kaybetmemişlerdi de tek başına iktidar şansını kaybetmişlerdi. Ben e, o sırada MYK'daki tartışmaların tutanağını okumuştum. E, sızdırılmıştı bir şekilde. E, orada deniyor ki kadınlar ve gençlerle aramızdaki makas gittikçe açılıyor. Şimdi bu durmadığı, telafi edilmedi daha daha açılıyor. Şimdi siz bir yandan onlara, şehirli kadınlara, gençlere dönüp vaatte bulunacaksınız. Sonra dönüp vazgeçemediğiniz, vazgeçemeyeceğiniz siyasal İslamcı, belli bir çevrenin o kafasına sahip, belli odaklara sesleneceksiniz. Bakın Mahir Ünal önemli bir isim AKP'nin meyaka Öyle bir bir şey söyledi ki. Söylediği söz mü yani? Olacak iş değil. Buyurun yani. bir izleyelim yani olacak hakikaten iş olacak değil. şey değil. en sert devrimi tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama Lugate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme ee, setlerimizi yok etmiştir. Şimdi bakın, ee... çok affedersiniz bu ses kimin sesi, bu, bu söz kimin sözü? Kimin? Bu Mahir Ünal'ı gördük ama hı hı. aslında hani bir fesli vardı ya. Mısıroğlu'nun doğru. Onun sesi değil mi bu? Şimdi bakın Mustafa Sönmez TÜİK'in i̇statistik, istatistik Göstergeler kitabına derlemesine dayanarak 1923-2013 hatta ben hemen gönderiyorum çocuklar size bunu. Şimdi e, nerede bizim grup ha? Şimdi ona ondaki bilgilere e, dayanarak şunu bilgiyi veriyor Mustafa Sönmez. E, Cumhuriyet'in devraldıkları 2000 e, pardon 1927 yılında nüfus 13.6 milyon daha Cumhuriyet taze öğrenci sayısı ilkokulda 342 bin, ortaokul lisede 6 bin, 6 bin, yüksekokul 3 bin. Hanımefendiler, beyefendiler ne diyorsunuz siz ya? Efendim alfabemizi aldılar. Şimdi şunu hepimiz bilmiyor muyuz? Fransızca mektup yazarlardı birbirlerine. Fransızca kitaplar okurlardı. Fransızca neredeyse konuşurlardı. Bir de şimdi çok komik bir şey söylüyor. Fransa'da en sert devrim yaşandı ama Fransa'da Lugat'a dokunulmadı. Çünkü orada Fransızcaydı Lugat. Bizde neydi? Arapça. <laughs> hala Arapçadır. Hala Türk dili yok diyorlar ya. Ebin Çapoğlu için kendisini yırtıyor her programında. Türkçe Türkçe artık öldü diyor AKP'liler. Yani olacak iş mi? Bakın şeyi konuyu geçmemek için size bir şey anlatmak istiyorum. İlginç gelecektir izleyicilerimiz için de. Şimdi Gülşen'in davasında bir şeye tarık oldum o gün duruşma salonunda. Gülşen davası. Gülşen davasında. Eee Gülşen'i Gülşen şikayet edenlerin sayısı 701. 701 kişinin 400'ünü dışarıdan davet etmişlerdi dışarıda ifadesi alınacaktı. 300 kişi de duruşmaya davet edilmişti. Bunların içerisinde duruşmaya gelenler yaklaşık 70-80 kişi civarındaydı. Ve bu gelenler hepsi büyük çoğunluğu işte imam hatibi bitirmiş ya da çocukları imam hatipte olan kimselerdi. Gelenlerden ve gelmeyenlerden toplam 140 kişi biz Gülşen hakkında şikayetten vazgeçtik dediler. Hı hı. Ve oraya geldiği halde yargıcın şikayetçi misiniz sorusuna karşı her ne kadar bir şikayet ettikse de şimdi şikayetçi değiliz diyenler oldu. Hem de önemli bir oranda gelenlerden. Yani diyelim ki 30-40 kişi biz şikayetçi değiliz artık dediler. Neye bağlıyorsunuz? Konuştunuz mu? Şimdi söyleyeceğim. Mı? Ama geri kalan kısmı da gelenler çok sert ve adeta ki bir zamanda bu tutanağa hakim yargıç kasten geçmedi ama kemalistlere de küfür edecek konumda yani biz aynı şeyi kemalistlere söylesek filan diyerek aslında kemalistlere söyleyecek bir kindar e, neslin Temsilciliğini yaptılar, tamam? Şimdi o açıdan Türkiye'de daha önce Gülşen'i şikayet edip eden 701 kişiden 140 kişisi şikayetinden vazgeçme gereği görmüşse böyle bir hoşgörü ortamı yavaş yavaş doğuyorsa bunun kaybedeninin AKP olacağı da açıktır. Şimdi e, bu kindar dindar meselesi hakikaten İşte Mahirunalı lafı da bu kindar neslin bir devamıdır. S Nedir bu yani cumhuriyetten ne istiyorsunuz bu kardeşim? Bu arada sevgili Uğur Dündar